sosyal medyadaki ya da konvansiyonel medyadaki ayrıştırıcı yorumlara kulak tıkayıp... Camiaya bana kalırsa bir kaos hakim. Yani bir bilgi sızdırmalar, dedikodular. Biraz kendimize gelmemiz gerekiyordu diyelim. Biraz fazla kendimize çok güvendik diyelim. Yönetim öncelikle kesinlikle Kerem Aktürkoğlu ile yolları ayırmamalı. Ne olursa olsun her zaman taraftar olarak takımımızın arkasındayız. Arkasında olmaya devam edeceğiz. Galatasaray camiasına, ya futbolcusuna, taraftarına, hocasına, yönetimine bir mesajın var mı? Söylemek istediğin bir şey var mı? Var tabii. Kenetlenmek gerek. Yani sosyal medyadaki ya da konvansiyonel medyadaki ayrıştırıcı yorumlara kulak tıkayıp tamamen sahanın içerisine odaklanıp öncelikle sahanın içerisindeki 11 kişi, daha sonrasındaki 18 kişi, daha sonrasındaki 24 kişi ve 55 bin kişi. Daha sonrasında da 25 milyon Galatasaray camiasının bileşenleriyle birlikte saha içerisine odaklanmak gerekiyor. Yani o şunu demiş, öbürü bunu demiş, o öyle yapmış, bunların tamamını artık geride bırakmak. Çünkü artık sezon başlıyor yani. Önümüze bakmak gerekiyor. Senin mesajın taraftarı oldu. Tabii yani, tabii ki. Yani artık önümüze bakmak gerekiyor. Yani benim mesajım taraftarı oldu ama yani yönetimdeki bir takım sıkıntıları biz görmüyor değiliz yani. Hepimiz görüyoruz, hepimiz biliyoruz. Ama her şeyi konuşmanın, her şeyi söylemenin belli bir zamanı var, belli bir yeri var. Şu an önümüzde bir 90 dakika var ve biz bu 90 dakikaya bakacağız. 90 dakikadan sonra diğer 90 dakikaya bakacağız. Sonuçlar istediğimiz gibi gitmediği kertede de o zaman ne söylenmesi gerekiyorsa hep beraber zaten söyleriz. O zaman senin bir taraftar olarak tereddütlerin var, doğru mu? Tereddüt hep var ama bu sezona özgü bir şey değil yani. Hani, eyvallah. Bu şey değil hani, bu sezon başlarken çok biz kötü bir sezona başlıyoruz değil, hayır. Yani rasyonel bir insan olarak, bir taraftar olarak her sezonda zaten olan tereddütler var. Bu sezonda var tabii ki ama bu demek değil ki biz Galatasaray'a güvenmiyoruz. Sonuna kadar güveniyoruz, sonuna kadar inanıyoruz. Bu doğrultuda da hareket edeceğiz yani. Öncelikle bu sene de şampiyonuz. Diğer takımlara buradan bunu söylemek istiyorum en başta. Camiaya bana kalırsa bir kaos hakim. Yani bir bilgi sızdırmalar, dedikodular. Yani arkada dönen şeyler takımı da etkiliyor. Bu çok belli. Son Süper Kupa maçındaki skorla da bunu yani teyit etmiş olduk. Bu kaosu bir an önce, bu kara bulutların bir an önce dağılmasını istiyoruz. Peki o sıkıntılar neler? O kara bulutları nasıl çözecek Galatasaray? Yani futbolcular kendi arasında bir anlaşmazlık içerisinde galiba. Bazı futbolcular arasında ufak tefek takışmalar, atışmalar. Ego savaşı gibi mi? Gibi biraz aslında, evet. Yani Okan Hoca'nın biraz daha böyle takımda bir hakimiyet kurması gerekiyor gibi geliyor bana açıkçası. Eyvallah. Senin eklemek istediğin bir şey var mı? Valla Okan Hoca'nın birazcık daha toparlayıcı olması gerekiyor. Birilerine eleştiride bulunurken bunu kamera karşısında yapması bence direkt taraftar gözünde de, rakipler gözünde de Galatasaray'ı biraz küçük düşürüyor. Zaha olayını mı söylüyorsun? Evet, Zaha olayı. Kesinlikle. Onun dışında yönetime Erden Tümür olayı var bir kere. Erden Tümür olayından dolayı yönetimin çok büyük bir ekside olduğunu düşünüyorum. Bir kenetlenip toparlanmaları lazım komple, yoksa Dursun Özbek istifa etmeli. Camiana nasıl seslenmek istersin, ne söylemek istersin, sendeyiz. Şimdi şöyle, biz bu sezona herhalde başlayabileceğimiz en kötü şekilde başladık. Çok kötü bir Beşiktaş maçı geçirdik. Ama ben yani hem taraftara hem de teknik ekibe yeterince güvenebiliriz diye düşünüyorum. Özellikle oyuncu ekibimize. Takımımız gayet güçlü. Gerekli transferleri de yaptık. Önemli olan Twitter'daki, işte sosyal medyadaki kaotik haberlere çok itibar etmeden. Okan Hoca'ya da hani, evet, Beşiktaş maçında bence Okan Hoca'ya yazar. Ama iki senedir de bizi şampiyon yapan o. Güveniyoruz. Yani ben... Yol kazası mı? Yol kazası diyelim. Biraz kendimize gelmemiz gerekiyordu diyelim. Hani biraz fazla belki kendimize çok güvendik diyelim. İşte Beşiktaş'ın hocası bizim oyunumuza gayet iyi çalışıp bizi farklı bir şekilde yendi. İstemezdik ama ben güveniyorum. 5. yıldızı bu sene umarım takacağız. Önce babadan başlayalım. Şimdi konseptimiz şu şekilde. Bir taraftar olarak camiana, futbolcularına, yöneticine, hocana ne söylemek istersin? Bir eleştirin ya da tavsiyen var mı?
Öncelikle iyi yayınlar diliyorum size. Rize'den geliyoruz biz de. Hoş geldin. Teşekkürler. Tabii ki de eleştirilerimiz oluyor. Bu sene transferler konusunda bayağı bir geciktik. Diğer rakiplerimiz takır takır transferler ederken biz hala bir taraftar olarak eski çilekleri bekliyoruz diyelim. Çilek transferler özledik. Bu da ister istemez taraftara yansıdı. Taraftara yansıyınca da yönetime doğru eleştiride bulunmaya başladılar. Sesler çıkmaya başladı. Malum Erden Timur'un da bu sene olmaması. Takımın olumsuz yönde ki 5-0'lıkta mağlubiyetle başlamamız kötü başladık. İnşallah iyi olacağız. Taraftar transfer bekliyor. Peki abi. O zaman ufaklığa soralım. Senin gel böyle futbolculara, hocana, yönetime söylemek istediğin bir şey var mı? Evet. Evet, Galatasaray bu sene çok transfer yapmadı. Hem bir tane Gabriel Sarayı yaptı. Başka transferi görmedik. Batshuayi ile Elias Celert de var aslında. Onları beğenmedin mi? Yani Batshuayi geldi ama biraz çok oynadı. O yüzden fazla gol atmaya çalışıyor ama kaçırdığı pozisyonlar da oluyor. Ama yine de iyi geldi. Sonuç her zaman bizim olduğu için önce taraftar sakin olmalı. Yönetim öncelikle kesinlikle Kerem Aktürkoğlu ile yolları ayırmamalı. Sonra da hocamızın daha sakin, daha aklı başında hareketler sergilemesi bizim için daha iyi olacak her zaman. Günler, ben de şimdi maç heyecanlığıyla birlikte geldik buraya. Benim de düşüncem taraftarın biraz sakin olması. Ayrıca yönetim için de söyleyeceğim birkaç laf var. Bence Dursun Özbey'in Erden Timur'a yol vermemesi gerekiyordu. Onun dışında hocamızın değişiklik konusunda birazcık daha temkinli, daha önceden düşünüp yapması gerekiyor. Bir de bu takımın şu an düzelebilmesi için, zaten önceki Süper Kupa maçında gördük. Bu takımın düzelebilmesi için en az 4-5 transfer daha gerekiyor. Evet abi, Galatasaray camiasına, futbolcularına, yönetimine ne söylemek istersin? Sendeyiz. Şimdi biz Galatasaraylıyız. Her zaman yani şöyle söyleyeyim. Ne olursa olsun yani taraftar gelir, taraftar peşinde koşar her zaman. Hani ben Sakarya'dan geldim buraya. Otobüsle geldim. Yani o kadar yol yaptım. Biz taraftarlığımızı her zaman yapıyoruz. İyi günde, kötü günde destekledik. Hani her zaman geldim. Hani 7 yıllık ilişkimden, hani sevdiğimden ayrıldım. Nişanımı attım. Ertesi hafta Galatasaray'a geldim yani. Galatasaray'a geldim. Hani annem ameliyat oldu. Hani zordu. Zor günlerden geçtik. Allah'a şükür atlattı. Yoğun bakımdan da çıktı. Yani şimdi eve de getirdik. Yine Galatasaray'a geldim. Hani biz her zaman geliyoruz. Onlar da hani bizim için, taraftarımız için elinden geleni yapsınlar. Başka diyecek bir şey yok. Futbolcular da hani bizim için oynasın yani. Taraftar için oynasın. Diyor. Taraftar için. Yani para bir yerde kalır. Hani başka sevdalar vardır der ya Selçuk İnan. Onun gibi onu söyleyeyim yani. Başka sevdalar vardır. Yani sizi sevenleri üzmeyin. Metin Oktay gibi oynayın. Abi öncelikle şöyle söyleyeyim. Bu takıma, bu sözüm Özbey başkana. Öncelikle bu takıma transfer lazım. Orta saha bir tane alınması lazım 10 numara olarak. 10 numara olarak eksiyiz çünkü. Ben hocayı seviyorum. Okan hocayı çok seviyorum. Ona yorum yok. Bizim takıma da bugün yensinler. Bizim şu üzülen günümüzü alsınlar yeter. Başka peki şey. Okan hocaya sözün yok diye bahsettin ama Süper Kupa'da bir tarihi bir skor oldu. Beşiktaş karşısında. O maçı kime bağlıyorsun yani? Sorumlusu hoca değil mi ya da futbolcular mı? O maçı tamamen bizim takımın havasına bağlıyorum. Çok havalandık. Kendimizi çok önde gördüğümüz için adamlar bizim de dersimizi verdi. 5-0 koydular, geçtiler. Yönetimimize, sporcularımıza her zaman güveniyoruz. Her zaman onlara desteğiz. Bugün de destek olacağız. Mutluyuz. Bugün bir cumhur maçındayız. Büyük Galatasaray taraftarı olarak bugün oğlumla birlikte ilk maçımıza geldik. Onun ilk maçı daha doğrusu. Ne olursa olsun her zaman taraftar olarak takımımızın arkasındayız. Arkasında olmaya devam edeceğiz. Eyvallah. Peki ufaklık, en büyük kim söyle bakalım? Cimbam Galatasaray. Çak bakalım Cimbam Galatasaray. Zekli oynasınlar. Başka bir şey istemiyoruz. Futbolculara mı söylüyorsun bunu yoksa hocanın da ekstra bir motive etmesini mi istiyorsun? Ya da yönetimden bir hamle mi bekliyorsun? Hepsine diyorum ben bunu yani. Genel bir sesleniş mi? Aynen öyle. Çünkü kötü oynarlarsa biz kızıyoruz.
Hoş olmuyor tabii. Biz üzülüyoruz. Onu da istemiyoruz. Yani mesela kaybetsek ama iyi oynasak hiçbir sorun yok. Öyle. Ruhsuzluk istemiyorsun yani. Aynen öyle. Evet, bugün Galatasaray taraftarından camiasına seslenmesini istedik ve videonun da sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz like butonuna basıp kanala abone olabilirsiniz. Sizleri seviyorum.